komisyon olarak verimli bir çalışma yaptık. Yapılan açıklamalardan görüldüğü gibi tarafımıza sunulan bilgiler objektif olarak bütün partilerle paylaşılmıştır. Herkes analizini yapmıştır olumlu ya da olumsuz olarak. Fakat içinde yaşadığımız ülkede yüksek enflasyonla yaşıyoruz. Geçen seneki gibi yaşayamıyoruz. Birçok etkinliğimizi yapamıyoruz. Kendi evimizde bile aldığımız ürünleri belki kısıtlıyoruz. Dolayısıyla bir analiz yaptığımız zaman 30 Eylül itibariyle bize açıklanan enflasyon %92.93 oldu. Bizim 2022 yılı bütçemiz 275.900.000 liraydı. Bugün o rakama baktığımızda ve bugün analiz ediyoruz, bunu 12 ay üzerinden yaptığımızda %8.74'lük bir artış var. Şimdi 2022 bütçesindeki planlanan olayları bugüne analiz ettiğimizde bizim Malta derisi projemiz belki bundan 20 yıl sonra bu meclis için çok büyük bir gurur kaynağı olacak. Herkes orada eğlenirken bu dönemden bahsedecek. Ama biz geçen sene 20 milyona yapabilirken bu sene 100 milyona yapamıyoruz. Neden? Çünkü enflasyon ve artan fiyat, paraların zamanında değerlendirilememesi. Dolayısıyla muhakkak eleştiriler olacak. Katılıyoruz bazı konulara. Fakat ben şunu söyleyeyim. Tolga Başkan'ın başkanlığında yurt dışına giden ekibin fazla parasının bile alınarak belediyeye bağış kaydedildiğini biliyoruz. Yani dolayısıyla başkan bu konuda dikkat ediyor mümkün olduğu kadar. Biz İYİ Parti olarak bu seneki bütçenin daha yukarıda olmasını talep ediyorduk. 800, 900, 1 milyon olabilirdi. Fakat gelir ayağını dengeleyemiyoruz. Çünkü gelirimiz az. Nüvit abinin dediği rivayet tarifi, bazı tarife cetvellerinin yukarı rakamlarının değiştirilmesi lazım. Yani siz 100 liralık bir rakamı %100 bile arttırsanız rakam artmıyor. Dolayısıyla orada bir revize yapılması, rakamların yukarı çekilmesi lazım. Muhakkak emlakla ilgili çok iyi analiz yapılması gerekiyor. Bizim dışarıdaki reklam, harç bedellerinin çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor ki buradan büyük miktarda gelir bekliyoruz. Gelen gelir de zaten yatırıma dönüştürülecek. Dolayısıyla 2022'den 2023 bütçesine kıyasla %8.74 bence düşüktür. Bu bütçenin 1 milyon civarında olması bandırmaya yakışırdı. İnşallah önümüzdeki yıl daha güçlü bir bütçe yaparız. Biz de satış istemiyoruz. Zaten başkan da satmıyor. Satmak çok kolay. Satmıyor. Ben bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Müjdat Bey. Büyük Bey, siz de bir şey söyler misiniz?